küçük gördüm uzaklarda. Gözleri kederli, hatta korkulu. Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk. Sıcak, sade ama biraz kuşkulu. Bir çocuk sevdim uzaklarda. Efendim dedim. Sinan. Sen içtin mi? İçtim. Çok içtim. Dalga içeceğim. İçiyorum, adını mırıldanıyorum. Derin, niye böyle yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Sinan diyorum sadece. Sinan. Deme artık. Diyeceğim. Çünkü sana güvendim. İlk defa birine güvendim. Bak dedim, bu adam seni ortalıkta bırakmaz. Sana sahip çıkar dedim. Derin, kaç defa konuştuk? Ben hayatımı oğlumla ve... Babam arkamda olmadı hiç benim. Hiç kimse olmadı. Kimsecikler olmadı. Anlıyor musun? Nasıl anlayacaksın ki sen? Tamam artık Derin, çok içmişsin. Uyumaya falan çalış. Kim var orada? Alo, Derin. Kim o? Alo, Derin. Orada mısın? Çıkın dışarı! Çıkın dedim! Sinan! Derin, ne oldu? Ne yapıyorsun? Orada mısın? Sinan! Ver onu bana. Al. Şimdi elimi uzatsam, çeksem o elindeki örtüyü. Hayır. Ulan çok gördüm ama senin kadar gerizekalısını görmedim. Sana yaptığımız bu kaya da kimseye yapmadık ha. İstediğiniz para değil mi? Bulmaya çalışıyorum işte. Çıkın evimden. Şşşt. Akıllı ol. Nereye girip çıkacağımı sana sormayacağım. Şimdi bana inanacağın bir laf söyleyeceksin. Diyeceksin ki 24 saat içerisinde bu parayı bulup vereceğim. Anladın mı? Canımsın. Senin bu kafan basmıyor ya söylenenlere. Senin aha burada bir problemin var ya.
24 saat. Saatin var değil mi? Cevap versen! Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Abla. Ha Süreyya, demin açamadım da. Meşguldün herhalde. Rahat konuşayım diye açmadım da. Abla. Ne Süreyya? Ne diyeceksin? Sen de mi çalışma diyeceksin Allah aşkına? Niye öyle söyleyeyim ablacığım, ama merak ediyorum seni işte. Niye merak ediyorsun Süreyya? Hayatımda ilk defa kendim karar verdim. İlk defa bir şeyler yapıyorum. Ben buna bir şey der miyim abla? Ben yanındayım biliyorsun. Mine geldi. Ha, o mu geldi? Oğlan nasıl? Oğlan şahane. Keşke hep bana bıraksa. Mine'yi tamam vereyim de kapı çalındı, açmaya gitti. Aa, hoş geldin. Toplan hadi. Ne? Hasan'ı da hazırla, gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Basbayağı gidiyoruz. Hadi. Ben gelmiyorum, söyledim sana. Maske yapma bana. Ne oluyor Süreyya? Süreyya, ne yapıyorlar, ne diyorlar, kavga mı ediyorlar? Yok yok, çıkıyorlar galiba. Ben seni sonra arayayım mı ablacığım? Bir şey söyle. Bak çok merak ettim, ne oluyor? Sabrım bitti Mine, buraya kadar. Karın başka bir adama mı gidecek, bana mı dönecek diye kafamda kurmaktan bıktım. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Ne yapıyorsun, saçmalama. Saçmalamak mı? Sen daha saçmalamak nasıl olur görmemişsin. Hadi hazırlan. Ne yapıyorsun, zorla mı götüreceksin? Gerekirse bunu da yaparım. Mine! Mine aç kapıyı! Mine! Derin. Derin. Sinan. Çok korktum. Ne oldu? Hoş geldiniz. Ne oluyor Ayten abla? Bilmiyorum ki. Baba ne oluyor? Yüzüme çarptı kapıyı. Eve gel diyorum gelmiyor. Eve gel diyorum gelmiyor. Yüzüme çarptı kapıyı. Kapıyı yüzüme kapattı. Bencil. İkisi de bencil. Timur da Sinan da bencil. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. Aşk bu mu? Aşk düşünmek, anlamak değil mi? Benim ne halde olduğumu görmüyorlar bile. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. Aşk bu değil işte. Ben... İkisini de incitmemek isterken onlar beni kırıp döküyor. Yok sayıyor. İkisi de kendi mutluluklarının peşinde. Ama ben mutlu değilim.
Tamam yineciğim, sakin ol. Sakin olamıyorum. Kaçıp gideceğim buradan. Hasan'ı alıp gideceğim. Neleri varsa görsünler. Anneciğim gitme. Anneciğim gitmiyorum bir yere. Buradayım. Yok olmak istiyorum. İki ateş arasında kaldım Mineciğim. Bana da sarıl anne. Canım. Gel. Pardon, ne kadarlık istemiştiniz? 100 liralık kurşunsuz da. Siz mi bakıyorsunuz? Evet. Hay Allah. Geliyorum. Daha neler göreceğiz bakalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Ay hanımefendiciğim, siz bunları aldırmayın. Bunlar istiyorlar ki biz öylece evde oturalım, hı? Ağzımızı dilimizi açmayalım. Öyle mi? Öyle, öyle vallahi. Ama helal olsun. Yeminle helal olsun size. Şimdi gidince kızlara da anlatacağım. Siz öyle haçlıkları alıp yükletmeyi bilirsiniz. Dışarıda kadınlar aslanlar gibi ne işler yapıyorlar diyeceğim. Çok memnun oldum. Samimiyetle söylüyorum, çok memnun oldum. Sağ olun. Patladın mı? Patla. Arkadaşım. Çatla da patla. Aa. Ne kadarlık olsun? Bekletmeyelim daha fazla. Aa, ne bileyim, koy işte şekerim. 100-200 koy. Bekleyeceksin. Eşek gibi bekleyeceksin. Bak aslanlar gibi 2 tane kadın var burada. Sıranı bekle. Allah, lak lak lak. Aa. 100 mü 200 mü? 150 olsun. Senin güzel yüzün için. İçeriye ödeyebilirsiniz. Tamam canım. Anlamadığım şey şu, insan gibi uyarmak varken eve gelip darmadağın etmek de ne oluyor? Gözdağı verdi işte. Daha önce de söylemişti. 5 aydır kira vermiyorsun, bak sabrım kalmadı artık demişti. Neden bana söylemedin? Neden ev sahibi beni tehdit ediyor demedin? Senin aklın hep başka yerde. Söylesem de duymazdın ki. Haklısın. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama burada kalamam daha fazla. Baksana adam da evimin anahtarı bile varmış. Çok korkuyorum Sinan. Hadi kalk gidelim. Hadi giyin. Gidelim bir an önce. Hani sadece aynı evi paylaşıyordunuz, karı koca hayatınız yoktu. O başka, bu başka. Bunca yıldır evliyiz biliyorsun işte. Sizinki farklı mıydı? Sen cesursun, kararlısın. Bir anda karar verdin, kocanı terk ettin. Ben yapamam. Hele bu süreçte. Karıma bir de ayrılık acısı yaşadım. Buraya kadar diyorsun yani, bitti. Biraz ağırdan alalım diyorum. Senin de kafanı dinlemeye ihtiyacın var. Bir süre görüşmesek iyi olur. Bir de açık kapı bırakıyorsun. Sen karınla aranı düzelteceksin. Sonra benimle görüşeceksin, sevişeceğiz falan. Dalga mı geçiyorsun benimle? Emine dur, bekle. Böyle gitme. Sen benim için herhangi bir kadın değilsin. Sen bana yıllardır unuttuğum duyguları yaşattın. Ama buraya kadarmış. Seni asla üzmek istemem. Senin mutlu olmanı gerçekten çok istiyorum. Ama benim de korumak zorunda olduğum şeyler var. Bu seninle ilgili değil, benimle ilgili. Benden istediğini aldın, şimdi bana güle güle mi diyorsun? Böyle kolay kurtulabileceğini sanıyor musun Bekir Bey?
Yanılıyorsun. Bu ne demek? Karın hayatında başka bir kadın olduğunu duysa kabullenir miydi? Böyle bir şey olmayacak. Birbirimizi üzmeyelim, yıpratmayalım. Güzel güzel ayrılalım. Olmuş evin. Sağ ol. Tam sana göre bir ev. Nasıl yani? İşte sessiz, sade, sıcak ama biraz dağınık. Bugün burada kal, yarın bir yerlere ayarlarız. Kahve ister misin? Yok, istemem. Ben nasıl izin verdim bunlara? Nasıl düşündüm böyle? Seni bırakıp gidebileceğime nasıl inandım? Çok yalnızım. Çok yalnızım. Yalnızlığına çare olur mu bilmem ama ben yanındayım artık. Nasıl kayboldun ortadan öyle birdenbire? Gidersem ailene geri dönebilirsin diye düşündüm. Ben de hoş bir hatıra olarak kalırım hayatımda. Ama sormadan edemedim. Meyhaneye gittim. Niyazi Bey'le konuştum. Bana halinden bahsetti. Burada kaldığını söyledi. İşinden ayrılmışsın. Evinden ayrılmışsın. Bunların hepsi benim yüzümden. Bu nasıl söz? Benim beceriksizliğim. Kendini suçlamayı bırak artık. Ben de kendimi suçlamak için söylemedim öyle. Suçlu değilim. Ama sorumluyum. Senin böyle otel köşelerinde mutsuz olmana daha fazla izin vermeyeceğim. Nasıl yapacaksın bunu? Küçük, sevimli bir evim var. İçindeki fırtınayı dindiremesem de
Hiç olmazsa azıcık rahat ettiririm seni. Seni burada bırakamam, böyle olmaz. Ne oldu, niye gülüyorsun? Yok bir şey. Onca yıl sizle bizle konuştuk, şimdi birdenbire birbirimize sen ben demeye başladık. Görüşmediğimiz zamanlarda zihnimde seninle o kadar çok konuştum ki. Demek ki farkında olmadan resmiyeti bırakmışım. Ben de. Ama hiçbir şey yemedim baba. İştahım yok kızım. Meyve yeseydiniz bari. İstemiyorum Ayten. Yani şimdi Mine, sen ne istiyorsun? Bana bir söyle bakayım anneciğim. Yani kafandan geçen ne? Hadi Timur Bey'den geçtim anneciğim. O üzülür, bir şey yapar ama sonuçta yetişkin bir insan. Toparlar kendini. Ama bu Hasan böyle ortalıklarda olacak şey mi? Değil mi Süreyya? Ay Allah aşkına sen de bir şey söylesene Süreyya. Ablacığım burası tabii ki Mine'nin de evi. Ama ortada huzursuzluk olunca çocuk da hissediyordur belki. Ay hissetmez mi canım? Çocuk da görmüyor mu sonuçta? Annesi mutsuz mutsuz oturuyor. Babası desen yanında yok. Olacak şey mi? Ne? Hadi annem söyle bakayım. Senin niyetin ne? Hı? Ne mesele? O çocuk mu? Sinan mı mesele? Zorluyor mu seni? Ay yoksa baskı mı yapıyor sana? Anne yorgunum. Annem. Yapma böyle Minem. Tamam anneciğim yapma böyle. Yapma güzel kızım bak içim parçalanıyor benim de. Mine, yapma Ceylan gözüm. Anne, tamam. Eline sağlık. Hadi ye. Buraya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ya. Ay vallahi gören de borsayı yönetiyorsun sanır ha. Ya tamam bitiyor. Ha, hesapladım. Bu hesaba göre ay sonuna kalmadan benim maaşım da bitiyor. Ya 40 yılın başında bir sinemaya götüreceğim diyorsun. Şimdi de param bitti diyorsun Erdal. Yok yavrum sen üstüne alınma ya. Ne demek sinemaya gideceğiz tabii. Sinemaya gitmekle batacak değiliz ya. İyi tamam ben hazırım bak. İyi. Tamam çıkacağız şimdi. Ha, ne diyeceğim? Sana geçen gün verdiğim para duruyor mu? Duruyor tabii. Hepsini harcar mıyım? Dur getireyim. Tamam. Buzdolabının üstüne koymuştu. Yok orada. Nasıl yok ya? Basmaya yok işte. Buzdolabının üstündeki örtünün altına koymuştum parayı. O sizin paranız mıydı? Ben annem bıraktı zannettim. Ayakkabı aldım onunla. İyi yapmışsın. Keşke bir sorsaydım. Herkese her şeyi sormaktan bıktım. İki kuruşun hesabını yapacaksan bilelim Erdal Bey. Ne alakası var abla? Ben ondan mı söyledim? Kimseye muhtaç değilim ben. Veririz paranı. Ay abla Erdal öyle bir şey demek istemedi. Sen yanlış anladın. Kimin ne demek istediğini anlayacak kadar kafam çalışıyor benim. Sağ ol. Bırak heyheyleri üstünde ya. Ay ne dedim ben Erdal? Sen boş ver takma kafanı. Hadi biz canımızı kurtaralım. Çıkalım bir an önce. Hadi. Geliyorum. Dur. Nasıl? Adama benzedin mi yeni de? Estağfurullah.
Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Öyle bir anda geldin ki. Teşekkür etmene gerek yok. İçimden geldiği için yapıyorum. Hadi soğutmayalım. Canım kızım. Bak insan bir kez doğurdu mu? Bir de artık hayatta hiçbir zaman yalnız kalamıyor. Kendi duygularını tartmaktan vazgeç anneciğim. Vakit kaybı olur. Mecbursun. Mecbursun anneciğim. Önce çocuğunu düşüneceksin. Biliyorum anne, farkındayım. Öyle yapmaya çalışıyorum. Hadi. Merak etme ablacığım. Sen de kendine dikkat et. Oh, anne, anne. Bir tanesi. Oh. Güle güle anne. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle anne. Anne şimdi gidecek. Siz teyzeyle oynayın, tamam mı? Tamam. Nereye? Beni biraz idare et teyze. Ben biraz hava alayım. İyi de nereye? Çok bunaldım. Çıkayım biraz. Tamam. Güle güle anne. Güle güle oğlum. Güle güle de anne. Güle güle. Güle güle. Gel bakalım. Biz ne yapalım? Hı? Benden kurtulmak bu kadar kolay ha Bekir Bey. Biraz müzik açsaydın. Ses olurdu bari. Aç. Al sana ses. Ama duymak istediğin ses bu değil galiba. Bizim finans müdürü. Bir rapor istedim. Ondan bahsedecek. Şimdi çekemem. Önemli bir şey galiba, bu kadar ısrarla aradığına göre. Sinan'la konuştun mu? Neyi? Ne zaman dönecek? Hayır, konuşmadım. İstediğini yaptım. Kendimi içe sayarak gittim, özür diledim. Daha ne yapmamı istiyor? Bu sizin aranızdaki bir mesele. Allah kahretsin! Hayvan herif! Bekir Bey, kaç bakalım. Nereye kadar kaçacaksın? Paramparça edeceğim o korunaklı hayatını. Paramparça edeceğim, göreceksin. Bugün sen gelene kadar ne düşündün biliyor musun? Ne? Biz zor zamanlarımızda hep birbirimizin yanında olduk. İşlerimiz yarım kaldı ama hayatımızdaki ortaklık iyi ki devam etti. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bilmem. Bizim fazla ortak yanımız yok aslında. Yok mu? Şu halimize baksana. İkimiz de bir şeylere baştan başlamak için can atıyoruz ama nereden nasıl başlayacağımızı bilemiyoruz. Ya
Sen başladın bile. Alo. Mine. Evet, evdeyim. Gel, gel tabii. Sen kovmadan ben gitsem iyi olacak. Yok, rica ederim. Kovmak değil de... Biliyorum, biliyorum. Yorma kendini. Ben takılırım bir yerlerde. Sen rahat ol. Hem Mine beni burada görürse sevgilim falan sanır. Allah korusun. Nereye gideceksin? Benim senden önce de bir hayatım vardı, değil mi? Bir parça fazla geldi. Atalım. Çayını getirdim Kerem. Sen ne zaman geldin ya? Ya insaf. Ya vallahi Hasan'la oyuna dalmışım ha. Oğlan çocukluğu işte. Gerçi biraz yaş farkınız var ama. Çay nefis olmuş ya. Oğlan çocukluğu. Sen miydin? Girebilir miyim? Oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Kerem'le tanışıyorsunuz değil mi? Merhabalar. Merhaba. Nerede Mine? Biraz dışarı çıktı. Ben biliyorum nerede ama. Hadi oğlum gidiyoruz. Nereye? Oğlumu alıp eve götürüyorum. Olmaz Timur. Böyle Mine yok. Onunla biri olmadan olmaz. Hasan'ın montu nerede? Mine bundan hiç hoşlanmayacak Timur. Bu konu benimle Mine arasında. O çocuğun sorumluluğu da bende Timur. Mine bana emanet etti. Hasan'ın sorumluluğu tamamen bende Süreyya. O benim oğlum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir oturup konuşalım canım. Süreyya'cığım, Timur Bey'e de bir çay verelim. Sen karışmayacaksın. Hadi gel oğlum, gidiyoruz. Nerede Hasan'ın montu? Ne demek gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Bak Mine, lütfen gitme. Tamam, senden uzak duracağım. Üstüne gelmeyeceğim. Ama lütfen sen uzaklara gitme. Ama öyle olmuyor Sinan. Hasan'ı da alıp gideceğim bir süre. Hasan'ı da alıp mı? Hasan'ı da mı alacaksın? Onu burada bırakmayacağım herhalde. Ne kadar süre gideceksiniz? Bir süre. Yani belki okuldan izin alırım bir dönem. Bir dönem mi? Delirdin mi sen? Yok, olmaz. Bak, bak bu bir oyun. Sizi bırakmayacağım. Hasan'ı benden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Saçmalama. Nereden çıkartıyorsun bunu? Çünkü o herifin sizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Hem belki de onunla gidiyorsun. Onunla mı gidiyorsun? Hayır Sinan. Kafa dinlemek istiyorum. İster inan, ister inanma. Umurumda değil. Gideceğim. Hayır. Gitmeyeceksiniz. Aferin oğluma. Giy bakalım. Mine burada yokken Hasan'ı alıp gidemezsin Timur. Olmaz. Olur, olur. Olmaz Timur. Bırakmam. Sen ne karışıyorsun ya? Ha? Sana ne? Ne karışıyorsun? Ya sen bize karışma diyorsun ama bu yaptığın doğru değil. Mine gelsin bir oturun. Sen kim oluyorsun ya? İki kere gördün diye arkadaşım oldun. Karımı korumak sana mı kaldı? Ya ben böyle bir densizlik yapmıyorum ama böyle herkesi yıkıp geçemezsin. Yıkarım da geçerim de. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Tamam artık uzatmayın. Perişan oldu çocuk. Hadi gel oğlum gidiyoruz. Bu bir oyun. İzin vermiyorum. Gitmenize izin vermiyorum.
İzin vermiyor musun? Ben senden izin almıyorum. Tamam. Sana engel olamam belki. Ama Hasan'ı alıp gidemezsin. O benim de oğlum. Onu hiçbir yere götüremezsin. Sinan bak. Kötü bir noktaya gidiyoruz. Yapma. Ben bir şey yapmıyorum ki. Evet, seni çok istiyorum. En çok istediğim şey üçümüzün bir araya gelmesi. Ama eğer sen yoksan, istemiyorsan, artık sevmiyorsan... Ne? Bak. Gözlerimin içine bak. Beni sevmiyor musun? Sana baktığımda için titremiyor mu? Nefesimi, kalbimin sesini hissetmiyor musun? Mine, dur gitme. Bak oğlumu alacağım. Gerekirse sana rağmen alacağım. Bu benim hakkım, anlıyor musun? Bu benim hakkım. Efendim oğlum. Annen nerede? Annem birazdan gelecek oğlum. Anne de birazdan yanımızda olacak. Tamam mı aslan oğlum benim? Tamam. Sen beni ne kadar seviyorsun oğlum? Çok. Aferin aslan oğlum benim. Aferin oğluma. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Hiçbir yere bırakmam seni. Ses çıkıyor mu bir dinle, tamam mı? Tamam, dinliyorum. I guess I've always been pretty good with words. Yok. Duymadım. Sen çiğnemeden mi yatıyorsun? Ben onları hatır otur yendiği zaman çok asabım bozuluyor, sinirim bozuluyor. O yüzden de ben onları ağzımın içinde böyle güzelce çevirdikten sonra, yumuşadıktan sonra hop diye yutuyorum. Anladım. Dur bir dakika, ben de deniyorum. Dene. Senin çalışman lazım daha. Birden ağzının içinde güzel bir çevireceksin. Ondan sonra yutman lazım. Tamam. Bir kere de yutacaksın ki akacak. Zeytinyağı, şarap gibi akacak. Biraz sessiz olur musunuz? Sessiz olmak için uğraşıyoruz değil mi? Patır otur ses çıkmasın diye uğraşıyoruz herhalde. Anneyse boş ver Erdoğan. Neyse boş ver. Dünyanın kadar para verdik bunlara da. Ben istediğim gibi yerim, bana ne? İyi hayatım, iyi aşkım. Ne filmiymiş bu ya? İşte adına da bakmadık. Valla ben de bakmadım ama afişinde çok efendi bir abi vardı. Hanım hanımcık iki tane kız vardı. Demek ki onların arasındaki aşk üçgeni falan. Ha. Çıkmazlar. İlişkiler, boğulmalar, travmalar. Benim bakalım. Senin kızı kıtırdın. Ben çok kıtırtıyorum ya. Of ya, neredesin Mine? Niye açamıyorsun? Bence onlar buluştular. Kiminle? Kiminle olacak? Kocasıyla. Adam yoldan bir yerden aradı. Neredesin Mine? Gelip hemen seni alıyorum dedi. Şu anda tartışmanın ortasında, senin telefonuna bakamıyor. Sanmam.
Ya tamam buluşmadılar diyelim. En fazla ne olabilir ki? Gidip bir yerde kafasını dinliyordur. Normal yani. E sana öyle söylemedi mi? Boğuldum dedi. E tamam bak işte. Yok. Mine böyle yapmaz. En azından Hasan'ı merak eder, arar. Ya da telefonunu açar. Niye açmıyor? Ya Süreyya ya. Ne oluyor kızım? Kırıyorum anne. Abla. Ha Süreyya. Seni de meraklandırmak istemiyordum ama Mine yok. Niye? Demin evdeydi ya. Çıktı. Sen gittikten sonra o da çıktı. Sonra o yokken Timur geldi, Hasan'ı aldı götürdü. Hasan. Ay gece gece nereye gitti bu kız? Ay o çocukla mı buluştu yoksa? Ben de onu düşündüm ama Sinan'ın da telefonu yok ki açıp sorayım. Görüyor musun bak başımıza gelenleri? Şimdi kocası da gelip bulamayınca. Ay ne yapacağız, ne olacak şimdi? Bilmiyorum abla. Ne yapacağımı bilemediğim için seni aradım işte. Belki de hemen telaşlanmayalım. Evine gitmiştir ha? Ay, doğru inşallah. Timur'u da arayamam ki, zaten sinirliydi. Ay yok yok, onu aramayalım şimdi. Tamam, bekleyelim bakalım biraz. Tamam, tamam hadi. Yine başrol değil mi yine? Ya sen niye bu kadar gerildin? Timur Mine'yi bulur, o sinirle bir şey yapar diye mi korkuyorsun? Yapar mı? Daha önce yaptın mı böyle bir şey? Hayır, yapmaz. E tamam o zaman. Yok yok, ben böyle duramayacağım Kerem. Ne yapıyorsun ya, nereye? Çıkıp arayacağım. Ya delirdin mi, nereyi arayacaksın? Bilmiyorum ama bakacağım. Ya Süreyya gel Allah aşkına biraz otur ya, bir sakin ol. Ya bir sakin ol. Çok kırgın. Mine'ye çok kırgın. Canı acıyor. Hiç bu kadar canı acırken görmedim onu. Hiç bu kadar çaresiz görmedim. Hep saklar duygularını. Bu sefer saklayamıyor. Çok üzüyor babamı. Neden üzüyor? Mine Hanım döner eve. Sadece biraz kafası karışık. Karışık falan değil. Sinan'ı seviyor. O babanı seviyor. Nereye gitti babam? Öyle çıkıp nereye gitti? Alo. Merhaba Esman Hanım. Teşekkür ederim siz. Timur Bey mi? Yok gelmedi. Tamam tabii. Niye soruyor babama? Bilmem. Bir şey oldu. Ayten abla bir şey oldu. Dur panik yapma hemen. Ben tanıyorum babamı, bir şey oldu. Sonunda muradına erdi işte. Ne muradı? Ne diyorsun sen Emine? Sinan'a gitti. Büyük aşkın mutlu sonu. Ay Emine, ne zırvalıyorsun Allah aşkına? Timur Bey de ortalıklarda yok. Mine'ye kızmış, gitmiş almış Hasan'ı. Şimdi o da yok. Ne o, ne Mine. İnşallah bir şey yapmaz Mine'ye. O kızgınlıkla kalkıp inşallah bir şey yapmaz. Yapar mı? Yapar anne. Aşkına karşılık bulamayan insan her şeyi yapar. Ay Emine, tövbe tövbe. To select. Some men hate to hear certain terms. They can't stand specific moves, and then they can't live without others. It's part of my job to know where to place my hand. Ay. 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 Erdem, ne yapıyorsun? Her taraf karanlık zaten. Ne yapıyorsun? Her taraf karanlıkmış. Karanlık ama her şey meydanda. Oh maşallah. Bu ne biçim film böyle ya? Ay sen de seçerken bakmadın mı bu neymiş, ne değilmiş diye? E, baktım ben, o tiplere güvendim. O masumiyete güvendim. Aşk filmi sandım ben bunu. Allah Allah. Oo. Ay. Oo. Tamam. Bu aşktan öte. Aşktan öte bir şey. Funda?
Ne oluyor sana sen? Titriyor musun? Titriyor musun? Of, saçmalama Erdoğan. Doğru. Telefonu söyle. Titriyor Erdoğan, saçmalama. Ha, telefonu mu titriyor? Ben ne bileyim, bir an böyle bıngıldadın sen. Al. Aa, annem aramış. 5 kere aramış. Aa. Ne oldu ya, bir şey mi oldu acaba? Ay ben iyice huylandım, hadi gel çıkalım. Nasıl çıkacağız biz buradan? İnsanların üzerinden mi atlayalım? Ne bileyim, tuvaletim geldi. Çok affedersiniz de sen bayansın be. Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Diye diye geçersin. Hadi. Çıkıyorum. Hadi çık. Hadi bakalım. Ya dikkatli olur musun? İyi, özür dilerim. Pardon. Hadi geçiyoruz, ne yapalım? Ah! Ne yapıyorsun ya? Ayağınıza mı bastı? Evet. Tamam usta, yanlışlıkla tamam. Oldu değil mi? Eşim hani bilerek basacak değil herhalde yalnızca. Yeter ama sussanızsa. Çıkacaksanız çıkın, mahvettiniz filmi. Filmi seyirci değil, yönetmen mahveder. Biz mi mahvettik filmi? Yürü hadi çık. Çık. Al şu popcorn. Ver şimdi. Ver. Efendim anne? Ne olmuş? Tamam hemen geliyoruz. Hadi yürü. Ne olmuş Nevin anne? Hala bakıyorsun. Yürü anlatırım yolda. Terbiyesiz. Çık. Anne Erdoğan çantam. Akşamlar. Ne oldu anne öyle ya birdenbire? Ay ne bileyim oğlum. Yok, yok işte. E Timur abi ne diyor? Bilmiyoruz çünkü o da yok. Allah Allah. E bunlar belki baş başa falan kalmak istediler anne. Sen neden hemen öyle haller verdin? Yok oğlum öyle değil, değil. E öyle değil, böyle değil. Nasıl peki? Teyzem bilmiyor mu nereye gittiğini? Ay Erdal, teyzem bilse niye arayıp duralım? Allah Allah. E peki babamın haberi var mı? Ne bileyim. E babamı arayalım, belki onun yanındadır. Salep mi yaptınız? İyi gider baba da. Hmm. Nefis olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Rahat otursana biraz. Rahatım ben. Efendim Erdal, ne oldu oğlum? Nasıl? Onu niye aramadınız? Nasıl yani? Neredesiniz şimdi? Geliyorum. Tamam, kapat. Geliyorum hemen. Ne oldu? Evde mi sorun var? Benim hemen gitmem gerekiyor. Ne oldu? Hastalık falan mı? Yok. Mine ortadan yok olmuş. Benim gitmem lazım. Nasıl? Neredeymiş? Bilmiyorum. Ama bu hiç hoşuma gitmiyor. Hiç iyi değil. Turan. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Timur abi Mine'yi alıp nereye götürecek ki baba? Kötü bir şey yapmaz değil mi? Ha baba? Merhaba kızım. Buyurun. İçeride değil mi Timur abi? Evet evet buyurun. Ne oluyor Timur Bey? Sana ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonun da cevap vermiyor.
Hasan uyuyordu da sesini kısmıştım. Gelin oturalım abi. Turan abi. Dayanamıyorum işte abi. Kaç defa buluştular o Sinan'la, kaç defa görüştüler. Teyzeme gideyim dedi, kafamı dinleyeyim dedi. Tamam dedim. Ama dayanamıyorum işte abi. Hasan'a dayanamıyorum. Gittim aldım geldim sonunda. Artık ne olacaksa olsun. Onun da beni anlaması lazım Turan abi, olmaz mı böyle? Dönsün evine. Dönsün. Yani şimdi bana kızgın tabii. Aramıyor falan. Ama bekliyorum işte ben de. Arayacağım onu, eve dön diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Mine burada değil mi Timur Bey? Nasıl burada değil mi? Selim'le değil mi? Teyzesinde değil mi abi? Biz sandık ki... Nerede Mine? İşte bak. O adama gitti yine. İşte yine o adama gitti. Timur abi nereye? Gidip onu bulacağım, ailesine geri getireceğim. Biz de gelelim, beraber gidelim. Siz durun abi, ben gideceğim. Yürü Erdal. Baba nereye gidiyorsun? Yürü. Turan amca. Durdurun onu, başına bir iş gelecek. Bas biraz daha gaza. Kaybedeceğiz şimdi. Hadi hızlı git ne olur. Çok konuşma. Gözünü yoldan ayırma sen. Nereye gitti bu? Şu taraftan mı gitti? Bilmiyorum ki. Karanlık. Göremedim. Ne yapacağız şimdi? Anne anne diye sayıkladı ama neyse daldı tekrar. Ya bulursa babam onlara? Çok korkuyorum. Ben de. Ama kötü düşünmeyeceğiz değil mi? Hem baban kimseye zarar vermez, veremez. Biliyorsun bunu. Ama çok kızgın çıktı. Ya bulursa? Aklına kötü şeyler getirme Merve. Keşke dönseydi eve. Keşke sen haklı olsaydın. Sevseydi babamı, dönseydi eve. Sahiden ister misin geri gelmesini? Evet. Yerini bilsen şimdi ben gidip getirirdim Mine'yi. Dön eve derdim. Siz gidince babam mahvoldu derdim. Onu böyle görmeye dayanamıyorum derdim. Dayanamıyorum. Canım benim. Güzelim. Thank you.
Sen burada bekle. Ben de gelseydim baba. Sen karışma, burada bekle. Beyefendi, beyefendi durun lütfen. Kızım nerede? Ne akla evime giriyorsun böyle gece vakti? Kızım nerede? Ne diyorsun be? Duymadın mı? Kızım nerede diyorum, oğlunla mı beraber? Ben nereden bileyim? Bekçisi miyim kızının? Kızımı bulamıyorum. Eğer bir haber alırsan... Ben nereden haber alacağım? Oğlundan. Kızımla ilgili bir şey biliyor musun? Bilmiyorum dedim ya. Ara onu. Bana emir vereceğini mi sanıyorsun? Ara. Kızımın sağ salim olduğunu öğreneyim yeter. Hadi. Cevap vermiyor. Terk mi etti seni sonunda? Söyle. Nasıl olsa öğreneceğim, söyle. Ne yaptın bile? Gebertirim seni, söyle nerede? Sen manyaksın. Yerini bilsem şu an yanında olurdu. Yalan söylüyorsun. Senden mi korkacağım? Yalan söylüyorsun! Ne yaptın da kaçtı? Alo. Merhaba Timur Bey. Kimsin sen? Karani, merak etme. Kimsin oğlum sen? Ya sen kim olduğumu ne yapacaksın? Karani diyorum ya, sen ona bak. Nerede karım? Hop, orada yavaş ol bakalım. Karınla bir derdimiz yok. Akşam saat 8'e kadar 500 bin ayarla, karını al. Yine orada mı? Ver bineyi bana. Kocana merhaba de. Timur. Mine? Mine canım? Tamam canım, kurtaracağım seni, merak etme. Tamam mı canım, sakin ol. Neyse. Alo. Muhabbeti sonra yaparsınız. Dinle. Akşam 8'e kadar 500 bin. Anlaştık. Allah belanı versin. Tamam, tamam, versin. Ama sen de o zaman karını göremezsin. Anladın değil mi? Polis yok, üç kağıt yok. Kimsin lan sen? He? Kimsiniz oğlum siz? Allah belanı versin, geberteceğim lan seni. Geberteceğim oğlum seni. Kimsin lan sen? Kimsin? Alo. Çok sert bakıyor bu be. Bak bak. Nasıl bakıyor ya? Bak korkarım bu bizi döver de şimdi ha. Alo. Sen Mine'yi çok seviyormuşsun öyle mi? Ne? Kimsin lan sen? Şimdi Sinancığım. Akşam saat 8'e kadar 500 bin ayarlıyorsun.
biz de sana sevgilini veriyoruz. Anladın? Ne saçmalıyorsun lan sen? Kimsin? Dur o zaman. Sinan. Mine. Kim bunlar? Ne oluyor? Tanımıyorum. Duydun mu birader? Bulacağım lan sizi. Tamam, tamam. Bulursun. Sen kahramansın. Ama tatavayı kes de beni dinle. İçinden tekrar et. Akşam 8'e kadar 500.000. Bulacağım lan sizi. Mahvedeceğim. Mine'yi verin bana. Mine'yi verin, onunla konuşacağım. Ne istiyorsunuz benden? Senden bir şey istemiyoruz güzel kız. Sen sadece rahat dur, gıcıklık yapma, yeter. Biz sadece paramızı istiyoruz. Bırakın gideyim. Bırakacağız zaten. Tamam, benim karnım acıktı lan. Şuradan bir şeyler al da yiyelim. Buna da al. İstemez. Aç kalınca kurtulacağını mı zannediyorsun? Bak şunlardan yiyelim, olmaz mı? Hı? Hayır. Şunlardan yiyelim. Araba yarıştıralım mı seninle? Hadi ablayla yarış yapın. Hı? Hadi. Annem gelsin. Hasan oğlum. Gel oğlum. Aslan oğlum benim. Baba annem gelsin. Tamam oğlum gelecek. Tamam gelecek annem birazdan, merak etme. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi gel Hasan'cığım, biz çikolata yemeye gidelim. Hadi gel. Evet, hazırladınız mı parayı? 500.000 lira. Bir saat içinde alacağım. Nereye soracaksınız? Saçma sapan konuşmayın. Birazdan gelip alacağım parayı. Bana İsmet Bey'i bağla. Dışarıda mı? Bak kardeşim, o bankayı başınıza yıkarım. Biraz sonra gelip o parayı alacağım. Ne oluyor baba? Yok kızım, bir şey. Bir para meselesi var da. Mine? Kızım sorma bir şey. Her şey üst üste geldi zaten. Hayırdır Turan? Ne oldu yine? Pek hayır değil. Sen bugün izin alabilir misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çocuklara mı bir şey oldu? Mine. Mine'yi kaçırmışlar. Ne? Kim? Şş, sakin ol. Nasıl olayım? Kim kaçırmış Mine'yi? Nerede Mine? Niye? Bilmiyoruz. Timur Bey'i aramışlar. Esma, kimseyi duyurmayacağız, tamam mı? Polisi aradınız mı? Polisi arayalım. Arayamayız. Aramayın demişler. Polisi işe karıştırmayın demişler. Polisi işe karıştırırsa kıza bir şey yapar. Ay Allah korusun Turan. Adamların derdi para. Hem de bayağı yüklü bir para. Benim kızımın ne parası var, ne düşmanı var. Kim ne ister ki Mine'den? Dinleyecek misin? Timur Bey parayı denkleştirmeye çalışıyor. Esma, benim bazı düşüncelerim var. Sen hemen git, izin al, gel konuşalım. Hadi. Ay Allah'ım, bize yardım et ya Rabbi. Hadi oyalanma, hadi. İyi, tamam tamam, ben şimdi gelirim. Oğlum, neredesin sen? Arıyorum, cevap vermiyorsun. O kızın babası yine geldi. Bize soruyorlar nerede falan diye. Hemen 500.000 lira bulabilir miyiz baba? Ne yapacaksın o kadar parayı, hem de hemen? Neler oluyor? Doğru dürüst bir anlat. Mine'yi kaçırmışlar. Fidye istiyorlar. Eğer o parayı bulamazsam Mine'yi kaybedebilirim. Dur bir dakika. Kimliği nasıl kaçırmış? Sakin sakin anlat. Baba, fazla zamanımız yok. O parayı bulmamda bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Onu söyle. Tamam, tamam. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama bizim de işleri biliyorsun. Alo. Sabahat Hanım, kusura bakma. Telaştan arayamadım. Önemli değil.
Merak ettim sadece. Kötü bir şey yok umarım. Yok, yani inşallah. Çocukların dertleri işte. Mine iyi mi? Neredeymiş? İyi, iyi. Biraz işlerim var, kapatmam lazım. Peki. Ben rahatsız etmeyeyim. Ararım ben, ararım. Görüşürüz. Timur Bey mi? Bir haber mi var? Yok değil, haber yok. Nerede? Hazır mı para? Ah Timur Bey, hoş geldiniz. Buyurun oturun, bir çay söyleyeyim size. Çay falan istemiyorum hanımefendi. Parayı alıp hemen gideceğim. Ben de onun için sizi arayacaktım. Merkezden aradılar şimdi. Yoldaymış fakat trafik varmış. Biraz o yüzden geç gelebilirdim. Beni yol, trafik ilgilendirmiyor. Merkez şubede nasıl olur da 500 bin lira bulunmaz? Kurallara göre banka kasasında belli miktardan fazlasını bulunduramıyoruz efendim. Aslında biliyorsunuz, müşterileri bilgilendiriyoruz. Yüklü miktarlarda 24 saat önceden... Ne 24 saati? Benim bir saatim bile yok. Tamam. Arkadaşları bir kez daha arayayım. Vaktin var mı? Gel şöyle. Ne oldu? Sinan'a bir şey mi oldu? Yok, merak etme Sinan iyi. Çok şükür. Acilen yüklü bir para lazım. Açtığımdan beri buraya ilk defa geliyorsun ve para mı istiyorsun Bekir? Kendim için değil. Sinan için. Doğrusunu istersen o kız için. Hangi kız? Mine mi? Evet, Mine işte. Kaçırmışlar. Fide istiyorlarmış. Nasıl? Kim kaçırmış? Ben nereden bileyim? Sinan geldi, o söyledi. Akşama kadar 500 bin lira götürmezsem Mine'yi vuracaklarmış, öyle dedi. Ne diyorsun Bekir Allah aşkına sen? Bildiğimi söylüyorum işte. Tamam dedim, bulacağımı söyledim. Ama bir çırpıda bu kadar yüklü parayı bulamam. Ne kadarını topladın? Hiç. Hiç mi? Daha dün bütün parayı kullandık. Gecikmiş bir ödememiz vardı, oraya yatırdık. Yani kasa tam takır. Kredi durumlarını da biliyorsun. Şirket bankaların kara listesinde. Ne yapacağız? Yürü eve gidiyoruz. Takıları satacağız. Karşılar herhalde değil mi? Sendeki mücevherler çok daha fazla eder. Heh, getir getir. Çöz şunun ellerini. Usta olursan bağlamayacağım ellerini de. Çözdük, cama koştum. Ben bunu tuttum ha. Sağlam kız. Yemeğini yesin de bağlayın ellerini gene. Önce görmemiştim. Maya eski sanırım. Annemden kalma. Çok değerlidir. Belki de hepsini satmamız gerekmez. Değil mi Erkan Bey? Ne dersiniz? O parça belki işimizi görür. 150 bin işinizi görür mü? Daha fazla eder. Alırken öyle ama satarken durum biraz farklı biliyorsunuz. Peki bunları da eklesek? Azime en fazla 250 bin eder. Ama... Yıllardır sizden alışveriş yapıyoruz. Bizi başka yere göndermeyin. En az 700 bin eder. Sizin gibi müşteriyi kaybetmek istemem ama söylediğiniz fiyat mümkün değil Bekir Bey. Hah Erdal, bir haber mi var? Hah, ben de onu sormak için aradım. Gelmedi değil mi? Aramadı da. Yok. Ya Timur abi haklıymış işte, o çocukla gitti. Nasıl haber vermez ya, nasıl yani? Erdal, nereden biliyoruz o çocukla gittiğini? Mine böyle bir şey yapar mı? Oğlunu bırakıp gider mi hiçbir şey söylemeden? Bana bile söylemeden. Gerçi o da doğru. Teyze söylemedi bir şey değil mi?
Timur'a sordun mu? Onun da mı haberi yok? Yok, ben de onu bugün hiç görmedim ki. Bir telaşla geldi gitti dediler. Kapı çalıyor. Kim geldi? Mine mi? Yok, değil. Erdal'cığım, bir haber alırsan beni mutlaka ara, olur mu? Hadi görüşürüz. Tamam, hadi bay bay. Olay tatlıya bağlanmıştır diye bir uğrayayım bakayım dedim. Yok, hala ortalıkta yok. Başına bir şey gelmesin, bakalım mı hemen? Sanmıyorum. Nasıl yani? Biraz karışık mevzular. Hoş geldin. Hadi geç. Annem gelsin. Tamam oğlum, tamam. Merak etme, anne gelecek şimdi. Oy, oğlusumun annesinin işi varmış okulda. Da ondan, değil mi? Saat 5'e geliyor. Çocuklara söylesek mi ki? Olur mu canım? Ne yapacakları belli olmaz. Şimdi Funda'ya söyleriz, bir cahillik eder. Birine söyler, tehlikeye atarız. Emine? Ona hiç güvenemem. Ben Timur Bey'i arayacağım. Tamam Turan abi. Aldım geliyorum, tamam. Biz evde bekliyoruz Timur Bey. Efendim dedim. Alo Sinan. Neredesin? Akşam da aramadın, merak ettim. Evet, arayamadım. Belki beni merak etmişsindir diye aradım ama. İyisin herhalde değil mi? Evet, bir arkadaşla kaldım, lafladık filan. Ben iyiyim yani de, sen? Her şey yolunda mı? Yok bir şey, tamam dedi, sonra konuşuruz. Peki tamam canım, sonra konuşuruz o zaman. Timur Bey. Bugüne kadar senin ekmeğini yedim. Çok şükür üç çocuk okutup büyüttüm. Kötü günler için bir kenarda birkaç kuruş ayırmıştım. Esma'nla konuştum. Sen bunu al. Eğer kızım kurtulacaksa. Turan abi, ne yapıyorsun? Koy onu cebine. Ben parayı buldum, merak etme. Kurtulsun. Kızım kurtulsun. Keşke onun yerine ben ölsem. Ona bir şey olursa Timur Bey, ben... Turan abi, yapma böyle Allah aşkına. Bizim sağlam olmamız lazım. Yapma. Ben de seninle geleyim. Nerede olacak bu? Yok abi, gerek yok. Ben yalnız gideyim, ne olur. Burada kalamam ben Timur Bey. Abi yapma, ben gidip alayım. Merak etme, kızını sana getireceğim. Tamam mı? Neresi olduğunu söylediler mi? Yok, söylemediler. Birazdan ararlar. Kızım. Ne oluyor baba? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Bir şey var, bana söylemiyorsun. Hadi kızım, sen odana git. Derslerini çalış. Bak yarın sınavın var, hadi. Hadi bakalım, hadi. Efendim. Evet. Eski ayakkabı fabrikası. Peki tamam. Neresi olduğunu söylediler mi? Ben de geliyorum. Evet Turan abi, ama ben gideyim. Riske atmayalım. Tamam mı? Çıkıyor musunuz? Evet. Gel oğlum. Babaya bir öpücük ver bakayım. Şans öpücüğü. O. Aslan oğlum benim. Annem nerede? İşte anneyi almaya gidiyorum oğlum. Anneyi alıp geleceğim, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Allah yardım etsin. Bunun hesabını vereceksiniz. Susmayacak mı?
Bak, laftan anlamıyorsun ama ben yine de söyleyeyim. Paramızı alıp seni bırakacağız. Sen de oğluna kavuşacağın dakikaları düşün. Sakin ol, akıllı ol. Tamam. Ya bak, ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun ya? Yürü. İçecek bir şeyler ister misiniz Turan Bey? Bir bardak su rica edeyim kızım. Siz ister misiniz? Ben de alayım kızım. Sen... Önce biraz yaklaşın, sonra parayı bırakıp geri çekilin. Karımı verin önce. Yok ya. Önce onu gösterin. Ne? Tamam, sakin ol. Hepsi geçecek. Mine! Şşş, kal orada.
Bırakın paraları oraya. Mine'yi ver. Bak senin karınla bir derdim yok. Önce parayı bırakın. Bak orada kal. Yoksa topun uzun leşini buraya sererim. Beni anlıyor musun? Bırak şimdi parayı. Yukarı doğru galiba lan. Destek istesek mi? Dur hele ben bir bakayım geleyim. Siz kalın. Gerekirse destek çağırırız. Tamam. Doğruymuş. Yardım çağır, yardım. Tamam. Hadi. Hadi. Çocuk sevdim uzak.